iyi seyirciler yeni bir 5'te 1 kamp programına hoş geldiniz. Bu hafta Türkiye'nin gündeminde iki önemli konu vardı. İlki 6 Şubat depreminin depremlerinin yıl dönümüydü. Ben dahil pek çok gazeteci birinci yıl dönümünde deprem bölgesine gittik ve yapılan çalışmaları ya da kaldırılan enkazın e, ne olduğunu, nasıl olduğunu yerinde gördük. Hatay büyük bir şanteyi andırıyordu. Hatay deprem olmadan önce e, o eski halindeyken Hatay'a, Antakya'ya gitmiş, sizlere haberler yapmış ve yayınlamıştık. Mü mü müthiş bir şehirdi. E, eğlencesiyle, yeme içme kültürüyle. Bugün o deprem olduktan sonra o şehrin yerinde gerçekten kelimenin gerçek anlamıyla yerler esiyor diyebiliriz. Deprem olduktan birkaç gün sonra yine Hatay'a gitmiştim. E, o büyük yıkımı görmüştüm. Aradan bir yıl geçtikten sonra... Aynı sokaklara, aynı şehre yeniden gittim ve de hiç haksız olmadığımı gördüm. Antakya, Hatay bugün büyük bir şantiye alanına andırıyor. 311 bin ev vaat edilmişti, bunlardan ne yazık ki 46 bin tanesi ilk yıl teslim edilmeye yetişti. Bu da büyük bir rakam. Türkiye'deki inşaat sektörünün büyüklüğünü, Türk devletinin büyüklüğünü gösteriyor. O kadar büyük bir yıkım var ki birinci yılında gittiğimizde sanki hani Hiroşima'ya ya da nükleer bomba atılmış bir şehre gitmiş gibi o felaketi daha net bir şekilde gördük. Bakın bu izlediğiniz uydu görüntülerinde Hatay'ın öncesi ve sonrasını görüyorsunuz. Öncesindeki binalar tek tek kaldırıldıktan sonra Hatay'daki yıkımı çok daha net bir şekilde ekranlarda izleyebiliyorsunuz. Bu haftanın ilk önemli olayı buydu. İkinci önemli olay ise bence tarihe geçen Alper Gezer Avcı'nın Türkiye'den uzaya giden ilk astronot olmasıydı.